götürür. Hem yaşamımızı idame ettirebilmek hem de üretim için suya ihtiyaç duyarız ki tam da bu noktada jeoloji mühendisleri imdada yetişir. Jeoloji mühendisi Ayşe Kızılkaya Alparslan 1990'lardan bu yana Balıkesir'de sondaj hizmetleri verirken son bir yıldır rotayı Konya'ya çeviriyor ve Konya üreticisini, çiftçisini suyla buluşturacak mühendislik hizmetleri veriyor. Yaşayan tüm canlıların temel ihtiyaçlarının başında su geliyor. Kuraklık ve su sorunuyla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde yeraltı su kaynaklarımızın çok dikkatli bir biçimde kullanılması gerekiyor. Ülkemizde yeraltı sularından kuyular açılmasıyla faydalanılıyor. İhtiyaç duyulan suyun sondajla temin edilmesi, jeoloji biliminin verileriyle hareket eden mühendislerin uzmanlık alanına giriyor. Jeoloji mühendisi Ayşe Kızılkaya Alparslan 1995 yılında sondaj sektörüne ilk adımı Balıkesir'de atıyor. Tarih 2012'yi gösterene dek Marmara ve Ege bölgelerinde suya ihtiyaç duyulan her noktada tecrübesini ortaya koyuyor. 95 yılında Balıkesir'de Kayalar Sondaj ve Mühendislik adı altında firmamı kurdum. Uzun yıllar Balıkesir'de çalıştım. Daha sonra Balıkesir derken Bursa, Çanakkale, Manisa, İzmir çevresinde sondajlar açtım. Daha çok sondaj üzerineydi çalışmalarımız. Türkiye'nin en büyük ovası, ülke tarım alanlarının %17'sini kaplayan Konya Ovası'dır. Tahıl ambarı olarak kabul edilen Konya'nın bu geniş yüz ölçümlü ovalarında tarımın her türünün etkin biçimde sürdürülebilmesi suya ihtiyacı beraberinde getirir. Bölgede ruhsata tabi olmayan kuyulara da ruhsat verilip denetim altına alınması gerekliliği mühendislik hizmeti sunan Kayalar Sondajı Balıkesir'in ardından Konya'ya yöneltiyor. Konya'da uzun süreden beri sahalar kapatılmıştı ve biz açıldığını duyunca büyük bir potansiyel olacağını düşündük ki 100 bin civarında kaçak kuyu var Konya havzasında. Bunların hepsinin ruhsatlandırılacağı söylendi ve mutlaka bunlar ruhsatlandırılacak. Denetim altına alınması da şarttır bunun. Şubat 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan Yeraltı Suları Kanunu'nun 10. maddesine ilave yapılarak ülkemizdeki tüm yeraltı su kuyusu sahiplerinin kuyulardan çektikleri su miktarının ölçülebilmesi için kuyularına ölçüm tesisi kurmaları zorunlu hale getirildi. Gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmamız gerekiyor yeraltı sularımızı. Bu amaçla birçok kısır döngü kanunları aşıp daha radikal çözümler bulmak zorundadır. Şubat 2011 yılında 168 sayılı yeraltı suları kanununda yapılan bir değişiklik var. Sayaç takılmadan ruhsat verilmeyecek. Bu nedenle bu kanuna istinaden daha önceki mevcut kuyulara da sayaçlar takılacak. Bu tabii yeraltı suları açısından büyük bir kazanım. Konya'daki yeraltı suları tarımsal faaliyetler için vazgeçilmez bir öneme sahip. Jeoloji mühendisi Ayşe Kızılkaya Alparslan, vahşi sulamanın yarattığı olumsuzluklara dikkati çekiyor, halkın bu konuda bilgilendirilmesinin önemini vurguluyor. Bilindiği gibi vahşi sulama dediğimiz salma sulama yapılıyor. Su yeteri kadar denetlenmiyor. Suyu daha ekonomik ve daha akılcı kullanmamız gerekiyor. Bu yönde tabii ki vatandaşı damla sulamaya yöneltmeliyiz. Damla sulamanın önemini vatandaşa iyi anlatmalıyız. Özellikle son 20 yılda kaçak su kuyularındaki artış ve su israfına neden olan vahşi sulama nedeniyle bu kaynağın giderek azaldığı bir gerçek. Yeni bulunacak suların daha ekonomik koşullar içinde kullanılması, israfın önlenmesi, tarımda bilimsel ve ileri teknolojilerin uygulandığı yöntemlerin benimsenmesi gerekiyor, diyor Ayşe Kızılkaya Alparslan. Konya Ovası'nı özellikle ele alırsak, her geçen gün su seviyeleri düşmekte. Tabii bunun çözümü sahalar kapatmakta mıdır? Tabii ki değildir. Biz bu topraklara eğer çiftçilik yapacaksak, yaptıracaksak ki bu ülkenin bu topraklara ihtiyacı var, mutlaka daha büyük yatırımlarla bu ovaya yüzeysel suların gelmesi şarttır.
yıldır sektörde farklı bölgelerde açtığı kuyularla deneyimini ortaya koyan Ayşe Kızılkaya Alparslan, çözüme dair görüşlerini de paylaşıyor. Yeraltı su seviyelerini gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmamız gerekiyor derken, bu yasaklarla çözülecek bir olay değil. Vatandaşın sonuçta toprağı var ve bu toprağı işlemek istiyor. Vatandaşın sorununa el atıp ya vatandaşa daha az su gerektiren bitkiler önerilmeli, onlara destek verilmeli. Vatandaş bu yönde çiftçiliğini yapacak veya yüzeysel sulamaları arttıracağız. Su neredeyse bulup getireceğiz. Başka yolu yok. Konya'da mühendislik hizmetleriyle çiftçinin kara gün dostu olan jeoloji mühendisi Alparslan hizmet profillerini izah ediyor. Kayalar sondaj ve mühendislik olarak DSE ile vatandaş arasındaki bağı kuruyoruz. DSE'den alınması gereken yeraltı suyu arama ve kullanma belgelerini vatandaş adına, ki bu kanun çerçevesinde de jeoloji mühendisliğine verilmiş bir yetkidir. Onların ruhsatlarını alıyoruz. DSE'ye onların müracaat edip gerekli işlemleri yapıp ruhsatlarını alıp kuyu açmalarını sağlıyoruz. Yetkililer, Türkiye'de hesaplanmış emniyetli yeraltı su rezervinin yılda 14 milyar metreküp olduğu tespitinde bulunuyor. Sondaj çalışmalarına başlarken yapılması gerekenlere karşı da uyarılarda bulunan Ayşe Kızılkaya, hem emek hem de para kaybını önlemek adına etüt çalışması şart diyor. Öncelikle bir etüt çalışması yapılsın. Boşuna su olmayan yerlerde su aranmasın. Çalışması yapılmasın, suyu arayalım, bulalım, ondan sonra sondajı. Çünkü sondaj daha maliyetli bir olay. Zaman zaman kişiler bu cüzi rakamlardan kaçıp etüt yapılmadan sondajlarını yapıyor. Aslında etüt yapılıp da sondaj çalışmasına başlanılması tabii ki en doğrusu olur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından rezerv kontrol çalışması kapsamında ruhsatlı ve ruhsatsız her tür kuyuda sayaç kullanımının yasayla zorunlu hale getirildiğini önemli vurgulayan jeoloji mühendisi Alparslan, çiftçilerin bu konuyu dikkate alması gerektiğini ifade ediyor. Mart ayında çıkan bir yönetmeliğe göre sayaçlarını herkes taktırmak zorunda. Takılmazsa şu anda mevcut ruhsatlı kuyuların da iptali söz konusu. Vatandaşa bu sanıyorum çok iyi anlatılamadı. Vatandaş bu konuda bilgilenmeli mutlaka. Bağlı bulundukları bölge müdürlüklerine sormalı. Onlara müracaat etmeliler veya bizlere müracaat etmeliler. Alparslan, hizmet bölgelerinin Konya ile sınırlı olmadığını dile getiriyor. DSE 4. Bölge Müdürlüğü Konya'da Aksaray, Niğde ve Karaman illerini de kapsıyor. Oradaki bütün sondaj açılacak bütün kuyuların ruhsatlarını DSE Bölge Müdürlüğü verdiği için mecburen o illere de bakıyoruz. Ve tabii başka illere de Isparta'ya da bakıyoruz. Isparta'da da dosyalarımız var. Isparta, Afyon, Burdur. Biz Türkiye'deyiz. Bilgi ve tecrübeleriyle kendilerine ihtiyaç duyan herkesin yanında olduklarını vurgulayan Ayşe Kızılkaya Alparslan, sahada yaşanan iş sürecini kısalttıklarını ekleyerek sözlerini noktalıyor. Gerekli bilgi birikimimiz ve değişik bölgelerde çalıştığım için her bölge müdürlüğünün neden, niçin, niye bu tip uygulamalar içinde olduğunu idrak etmiş durumdayız. Çabuk, hızlı, değişik çıkabilecek sorunları da aşabileceğimize inanıyorum. Bilgi birikimimiz ve biz sanıyorum biz bu işi biliyoruz.